Kuantum aslında bakarsak enerji bilimi. Yani enerji bilimi. Enerjiyi bana göre eğip bükme sanatıdır. Ama bir de daha böyle gizli hazine odalar var. O da bizim bilincimizin ve zihnimizin içinde. Hani derler ya biz beynimizin çok azını kullanıyoruz. Evet. Çünkü o arkadaki kütüphane kapıları daha açılmadı. Yaradan her birimizle birlikte ve içimizde. Hani elimde bir sihirli değnek olsa şunu yapardım. Herkesteki değersizlik duygusunu yok ederdim. Yaradan insana inanılmaz özellikler koymuş. Gerçekten her şey bizim beynimizde ve her şey bizim zihnimizin içinde. Bence bunlar yeni çağda gösterilebilir, ispatlanabilir olacak. Tabii bunu hep birlikte yapmamız lazım. Hep birlikte. Çıldırmış gibi dünya. Aslında biz çıldırdık. Evet, nasılsın güzel canım? Hoş geldin. Allah'ıma bin şükür, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Çok şükür, çok teşekkürler. Her şey yolunda canım, canım benim. Özlemişim. Çoktandır yapmamışız biz. Evet, Evet, sizi bir ay görmek geçti. bize moral oluyor demişler. Evet, bana da moral oluyor seni görmek. Evet canım dostlarım Amerika'ya da selamlar. Evet kuantum ve yeni çağ. Ne güzel bir Evet, konu ya seçmişsin konu çok güzel. Beni benden alan bir konu gerçekten. Şunu düşünüyorum Mukaddes Hocam. Bir insan yaptığı işi aşkla yapmalı ya da aşkla yaptığı işi seçmeli. kesinlikle. Çok güzel. Ya da aşkla yaptığı İşi işi seçmeli. seçmeli. Yani bir işi sevmeden yapıldığında hem enerjiden belli oluyor hem de para da kazanamıyorsun değil mi? İkisi de birden yani. Evet. Bir de insana yaşamak daha bir zor geliyor sanki. Kesinlikle öyle. Evet. Yunus Emre'nin bir sözü var ya da hocasının mıydı? Tapduk Emre'nin miydi? Aşkla yürüyen sırtında dünyaları taşır. Aşksız yürüyen beden denen bir ceset taşır diye. Oy. Nasıl güzel, nasıl güzel. Gerçekten yaşamak için aşkla yürümek gerekiyor. Aşkla yapmak gerekiyor. Kuantum da benim için öyle bir alan. Canım. Bu arada Tapduk Emre, Yunus Emre dizisi oldu ya. Yunus Emre dizisinde Tapduk Emre'nin sözlerini biriktirmişler. Böyle aynı yere toplamışlar. Böyle bir 2 saatlik falan sanıyorum onu. Bana atmış canlarım. Böyle arada bir böyle dibe düştüğümde tık böyle açıyorum. 15 dakikası hangi rastgele. Aman ya Rabbi. Ne Nasıl güzel. iyi geliyor değil Nasıl mi? iyi geliyor insana böyle bir toparlıyor. Alt üst ediyor. Diyorum ama da ciddiye alıyoruz bu yaşamı biz ya. Yani. Ben Evet de sendeyim ben sustum. Yunus Emre dizisini 2 defa izledim. Şimdi üçüncüye döndüm. Tekrar izliyorum. Ay ben de izlemek istiyorum. Ben de 2 kere geçmişte izledim. Niyet ediyorum inşallah. İnşallah bir daha izleyeyim. Bu ara çok yani yoğun vakit bulamıyorum hiçbir diziye, hiçbir şeye, Instagram'a, sosyal medyaya hiçbirisine bakamıyorum ama bakıyorlar DM'den sorularınız cevaplanıyor canlarım. Evet. Ya Sus şöyle. mukaddes. Sen sus mukaddes. Yok estağfurullah. Bizim yayınımız birlikte gidiyor. Bizi birlikte seviyorlar hocam. Birlikte sohbet ettiğimizde bizi daha çok seviyorlar. Kızım ya canım canım benim. Tabii şimdi şeye konuştuk ya 5 senelik bir sensus ben bilmem zikri sonra öne öne atmaya başladılar işte Efes ve Afyon'la başladı Efes Çanakkale öne çıkman lazım derken işte Ankara'da birlikteydik. Ben hala böyle öne çıkmaktan imtina eden 5 senelik ben bilmem zikrine alışmışım. Hala o zikirde kalayım ama ittire Onu ittire böyle anlatacağız hocam. Şimdi kuantum içinde onun zorluyor nedenini zorluyor o anlatacağız. kadar enerji zorluyor o kadar ittiriyor ki yani o kadar ittiriyor 3 tane kitap yazılması lazım 2027 sonuna ya da 2030 yılına kadar verildi yani bunlar Çanakkale gibi verildi ödev verildi ama tembel bir mukaddes var
böyle sallıyor. Böyle kitaplardan falan soğudum. Herkes Estağfurullah. kitap Her şeyin yazmaya zamanı başlayınca vardır. vazgeçtim. İş yani artık iş şeye döndü. Egosal durumlara dönünce dedim yazmak istemiyorum ama çatır çatır zorluyor böyle. Sarsıyor. Her şey Evet. zamanla gebe hocam. Olması gereken zamanda olur. Benim için de bu hafta gerçekten ilkleri yaşıyorum. Kuantum eğitimi açıyorum uzun zaman sonra. Çok mesaj geliyordu hocam eğitim açacak mısınız diye. 1 Kasım'da kuantum eğitimimiz başlıyor. Oy Aslında maşallah. evet, iki Çok modül iyi olarak olmuş. Hı. planladım. İlk modülünü 1 Kasım'da başlatacağım. Bu yayın aslında biraz benim kuantuma bakış açımı, kuantum eğitiminin içeriğini özetleyen Ay çok ve aslında biraz sevindim. giriş dersi niteliğinde olacak. Hiç olmazsa eğitime gelirler. Gelemeyen canlarım için de şöyle bir Tabii. pratik olmuş Yani olur. kuantum öyle geniş bir alan ki öyle hani bir saatte anlatılabilecek bir şey değil. Çünkü aslında bakarsanız bizim tüm hayatı, tüm evreni, yaşamı, varoluşumuzu, yaşamdaki amacımızı, görevlerimizi, her şeyi anlatan. Yani aslında yaradanla aramızdaki bağı bile anlatan bir alan kuantum. O yüzden 1 saatte zaten bitmesi mümkün değil ama Tabii ki. bugün böyle bir hem bir özet hem bir giriş dersi niteliğinde olsun istedim. İkinci benim için hayatımdaki ilk ve beni heyecanlandıran şeylerden birisi de ilk kitabım çıkıyor. Bu hafta basımda, Aa. hafta sonuna doğru inşallah Şahsi yetişirse hangi kitap evinden çıkıyor? Halk Ay Kitabevi'nden çok sevindim. çıkıyor. Hayırlı olsun, okuru bol olsun. Amin. Tebrik ediyorum. Aşk Diyorum. İyileştirir ismi. Roman gibi bir şey mi? Yok hocam aslında 6 aydır yaklaşık sizinle yaptığımız ilk programda temelleri atılmıştı. Işık Yaradan Sızar. Hatırlar mısınız bilmiyorum Evet, ilk evet, programımızdı. evet. Orayı ilk bölüm yaptım. Kendi hayat hikayemde nasıl iyileştiğimi, hangi yollarla iyileştiğimi anlattığım bir kitap oldu. İçinde %60 psikoloji var. Biraz kuantum var, biraz enerji bilgisi var, farkındalık bilgileri var, tasavvuf bilgileri var. Yani tamamen aslında aşkı nasıl yakaladığımı ve aşkın beni nasıl dönüştürüp değiştirdiğini ve iyileştirdiğini anlattığım bir kitap oldu. Onun da heyecanı Bir içindeyim. dahaki yayında elimizde kitapla çıkarız inşallah. İnşallah, Niyet inşallah. koyalım şöyle bir kenara. Evet. Evet. Şimdi kuantuma gelirsek arkadaşlar, şöyle. Şimdi pek çok yerde öncelikle sizden şunu rica ediyorum. Hazır uyumlandık artık diye düşünüyorum. Kuantuma dair pek çok şeyler duymuş olabilirsiniz, okumuş olabilirsiniz. Kuantum koskoca bir alfabe gibi düşünün. Yani A'dan Z'ye bir alfabe gibi kuantum bilgisini düşünün. Ben de pek çok hocamdan kuantum eğitimi aldım. Ama bunu yani şimdi burada size anlatacağım şeyleri işte biraz tıp bilgisini içine koyarak, biraz tasavvuf bilgisini içine koyarak ya kendi dünyamdan anlatıyorum. O yüzden bildiklerinizi şöyle biraz kenara bırakırsanız kalple dinlerseniz, ben kalbimden anlatıyorum çünkü anlattığım şeyleri, beni gerçekten çok mutlu edersiniz. O yüzden şöyle bildiklerimizi bir kenara bırakalım. Şöyle bir 40-45 dakika size bazı hikayeler anlatacağım. O hikayelerin içinde benimle olun, hayal edin, yani anlattığım şeyleri görselleştirmeye çalışırsanız, inanıyorum ki anlattığımın çok ötesinde şeyler. Yani bu böyledir arkadaşlar. Mukaddes hocam da çok iyi bilir. Biz anlatıcıyız. Yani biz anlatırız ama bizim sesimizden çıkan titreşim size gider. Sizin bilincinizde işte ben A'yı, B'yi, C'yi anlatırım ama sizde D, E, F açılır. Yani yaradan sistemi böyle kurmuş. Anlatıcılar A anlatır ama dinleyenin bilinci zihninde hangi kütüphaneler, hangi kapılar, hangi bilinçler açılacak biz bilemeyiz. O yüzden hani bugün şöyle arkanıza yaslanın. Şöyle güzel bir yolculuğa çıkalım birlikte, olur Kapatayım mu? mı alt yazı şey yorumları? Sevinirim. Yorumları biraz kapatırsak sevinirim. Ha, tamam. Şimdi ben daha öncelerde de bahsetmiştim aslında. Çok uzun yıllar işte depresyonla, panik atakla boğuştuğumu, çok böyle olumsuz negatif duygularla boğuştuğumu anlatmıştım. Tabii ki psikoloji, psikoterapi işte bu tarz bilgiler insana çok ciddi bir farkındalık kazandırıyor. Yani ruhsal arınma şifa çalışmaları da yaptım. Onların da çok büyük katkısını gördüm. Ve lakin bence kuantum bilgisi böyle
sanki böyle bütün bildiklerimizi bir harç gibi birbirine birleştiren kuantum alan ve kuantum bilgisi böyle. Bize gördüğümüzün çok ötesinde görmediğimiz bir dünya, bir alem olduğunu bize gösteriyor. Gördüğümüzün ne kadar sınırlı olduğunu gösteriyor ve hatta gördüğümüzün işte şu kalem değil, işte şu su değil, içinde bambaşka şeyler olduğunu bize gösteriyor kuantum alan ve kuantum alemi. Artık bilim insanları bunu da ispatlıyorlar ya, bu da böyle ekstra bana bir haz ve mutluluk veriyor. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Dediğim gibi kuantum aslında bakarsak enerji bilimi. Yani enerji bilimi. Enerjiyi bana göre eğip bükme sanatıdır. Kuantum enerjiyi eğip bükebilme, enerjiyi değiştirebilme sanatıdır. Ve kuantum alanda bunları yapabilmek için bazı evrensel diyeyim ya da felsefi diyeyim, onun kuralları ve kanunları vardır. İşte biraz sonra onlardan da bahsediyor olacağım. Ben bu arayışa girdiğimde işte iyileşme çabası içindeyken, işte baktım bu ilaçlarla olmuyor, ben kendi yaşam içinde yani yaşam amacımı bulmalıyım. Ya yani şu sorular zihnimden çıktı, geçti. Evren ne? Ben evrenin neresindeyim? Evren neden var, ben neden varım? Yani şu koskoca evrende ben böyle hani geleceğim gideceğim mi? Yani sabah işe gideceğim, akşam eve geleceğim, bu mu yani? Hani bu dünyadaki, bu evrendeki, bu yaşamdaki varoluş amacım bu mu? Diye böyle sorguladığım anlarda işte kuantuma merak sardım. İşte kuantum eğitimi almaya başladım. Orada hoca işte kuantumla ilgili bir şeyler anlatıyor. Atomu anlatıyor, atom altını anlatıyor. İşte kuantum yasalarını anlatıyor falan. İşte bilinci anlatıyor. O bir şey anlatıyor. Hani dedim ya mesela o alfabe ise mesela ABC'yi anlatıyor. Ben de aman Allah'ım diyorum. DEF açılıyor. Böyle hani böyle kuantum sıçraması derler ya, böyle elektronların yörüngeden sıçraması. Onları falan yaşamaya başlıyorum. Ve kuantum sıçramasının yaşadığı hazzı bu dünyada hiçbir şey veremez. Hiçbir şey. Çünkü kuantum sıçraması dediğimiz şey bizim aslında bilincimizin olduğu yerden bir üst aşamaya çıkma halidir. Ve insanda inanılmaz bir anda dopamin salgılatır. Çok yüksek bir haz verir. Ve o bu dünyada var olan hazların çok ötesindedir. Kuantum bu böyle bir alandır. Ve ben bu sorgulamaları kendi içimde yaptığımda hani dediğim gibi biraz kuantum eğitimin içine girmeye başladım. Şimdi kuantum eğitimi olarak işte pek çok hocamız çok kıymetli bilgiler veriyor. Frekans bilgisi veriyor, enerji bilgisi veriyor. İşte frekans nedir, enerjimi nasıl değiştiririm vesaire gibi birçok bilgiler veriyor. Ama ben biraz daha böyle farklı bir alana doğru kendimi akarken buldum. Şöyle ki bunu sorduğumda, hani bu soruları kendime sorduğumda, kendi içime dönüp de yani evren neden var, ben neden varım, ben evrenin neresindeyim dediğim zaman iç sesim bana şunu söyledi, Sevil yaratıma bak, Sevil yaratıma bak. O zaman yaratıma baktığımda ben bir uzaya merak sardım yani. Böyle oturdum işte uzayda ne var, işte kaç galaksi var, işte galaksilerde işte ne var, uzay ne kadar büyük vesaire gibi. Yani böyle şeylere merak sardım ve öyle videolar izlemeye başladım. Şimdi oradan küçük bir yolculuğa çıkacağız sizinle. Yani sorularımızın cevabını böyle tek tek parça parça alırken aslında önce var olduğumuz yerden biraz yaratımın en başına doğru gideceğiz. Sonra da yine var olduğumuz yere dönüp içimize dönüp, çünkü her şey içimizde. Biraz daha hücrenin, atomun, işte çekirdeğin içine doğru gittiğimiz bir yolculuk olacak bugün. Şimdi 1900 yıllarda artık kuantum fiziği konuşulmaya başlandı. Madde nedir, maddenin iç yapısı nedir, neler vardır gibi konuşulurken. 2000'li yıllardayken de, hani bu yılların başındayken de kocaman arkadaşlar dev teleskoplar ortaya çıkıyor. Şimdi bu dev teleskopların bilim insanları oturup yani oradan gelen görüntüleri incelemeye başlıyorlar. Bazı bilgiler elde ediyorlar. Ve bu gelen bilgiler aslında bize öğretilen işte tasavvuf ve din kültürümüzden de gelen bilgilerle çok da örtüşüyor bana göre. Onlardan birisi şuydu. Beni çok etkiledi ve orada zamanda geriye doğru bir yolculuk yapmama neden oldu. Şimdi zamanda doğru
geriye doğru yolculuk yapar mı ya arkadaş gibi bir soru belki aklınıza gelebilir. Ona da baştan söyleyeyim. Şimdi yine bu yeni keşfedilen ve Nobel ödülü alan bilimsel gerçeklerden birisi bu. Beynimizde milyarlarca nöron var. Nöron dediğimiz şey sinir hücresi. Şimdi o nöron hücrelerinin arasında da o nöronlara işte bağlantı yapan trilyonlarca ek böyle destek hücreler var. Ve yine o hücrelerin arasında böyle nanotüp denen küçük zaman tünelcikleri var. Beyin hücrelerinin arasında. Dolayısıyla aslında zaman da bizim içimizde. Yani biz kendi egomuzu, benliğimizi küçülttüğümüz zaman kendi içimizde, kendi bilincimizde, kendi zihnimizde, kendi beynimizde aslında o küçük zaman tüpçüklerini kullanarak zamanda geriye doğru da gideriz. Yani bu artık bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Çünkü ışık hızının çok ötesinde bir beyinde düşünme hızı var. Yani beynin düşünce hızı yine bu ispatlanmış bir şey. Işık hızının 9 veya 10 katı kadar. O zaman şöyle düşünebilirsiniz. Bakın kuantum dedim ya, görünenin arkasındaki gerçeği, hakikati gösterir bize diye. Şimdi diyelim ki gökyüzüne bakın. Yani ben buradan gökyüzünü görüyorum. Orada da bir tane yıldız var olsun. Tamam mı? Şimdi o yıldızın ışığını görüyorum ben. Ama ben şimdi size söylüyorum ki o yıldız yok. Nasıl yok? Görüyorum diyorsun. Yani o yıldız orada var. Ben de diyorum ki sana yok. O yıldız milyarlarca yıl önce söndü. Evet. Ve şu an ışığı Ve bize şimdi doğru geliyor. yanın bana gelmesi milyarlarca yıl sürüyor Yani çünkü. çünkü ışık hızına bağlı. Yani benim gözümün gördüğü ışıkla sınırlandırılıyor. Ya da Tamam mı bir yani? yıldız düşerken yıldız kayması görüyoruz. Belki milyarlarca yıl önce kaydı. Ben şimdi görüyorum. Evet. Yani Evet. zaman böyle bir şey. Şimdi hem var evet, evet görüyorum ama aslında yok o yok oldu yani. Yani şu anda aslında olduğu yerde yok. Işığı bana geliyor. Ve böyle bir gerçeklik Evet. içindeyiz. Şimdi gözümüzün gördüğü kısmı bu. Buraya nereden geldim? Ha, geriye doğru gidiyorduk zamanda. Şimdi birazcık bu dünyanın dışına doğru bir çıkalım birlikte. Tamam mı? Yani şu dünyamızın üstüne doğru biraz böyle yükselelim, çıkalım. Ve zamanı izleyelim. Bundan 4,5 milyar yıl önce bizim işte Samanyolu galaksisi, galaksi içinde Güneş yıldız sistemi ve içinde de bizim gezegenimiz oluşmaya başlıyor. Bunu nereden biliyoruz? İşte bu az önce sohbetin başında anlattığım dev teleskoplar bize bu bilgileri veriyor. Çok net bir şekilde veriyor. Sonra biraz daha zamanda geriye gittiğimizde, işte daha Samanyolu galaksisi oluşmamış ama işte çevre galaksiler var vesaire derken bilim insanları şunu keşfediyorlar. Uzaya baktıkları zaman. Şimdi bir madde düşünün. Ya da şu iki galaksi olsun. Yani biri A, biri B galaksisi olsun. Bu iki galaksinin, şöyle göstereyim. Hareket ederken hem birbirlerinden uzaklaştığını hem de uzak bir noktaya doğru hareket ettiğini görüyorlar. Yani sanki şey gibi bir noktadan çıkmışlar, şöyle burada oluşmuşlar bu galaksiler ya da yıldız kümeleri neyse. Şöyle bir noktadan birbirlerinden uzaklaşarak başka bir yere doğru gidiyorlar. Yani aslında işte büyük patlama dedikleri teoriyi bir nevi ispatlamış oluyor bu düşünce. Yani aslında bir zaman ki bu evrenin yaşını da koyuyorlar. 14 milyar yıl diyorlar belki daha fazla. Bir zaman diyelim ki 14 milyar yıl önce hiçbir şey yoktu. Yani biz yoktuk, dünya yoktu, güneş sistemi yoktu. Bizim galaksimiz yoktu. Diğer yıldızların hiçbiri oluşmamıştı ve tek bir nokta vardı. O tek bir noktanın içinde hepimiz vardık. O zaman. Bir zaman. Bir an. O noktanın içinde bütün bu evren o noktanın içinde saklıydı. O noktanın da ötesi var aslında. Onu da anlatacağım birazdan. Çünkü o nokta da bir şeyin içindeydi. Aslına bakarsanız. Yoklukta değildi. Başka bir şeyin içindeydi. Ve o noktanın bir anda böyle işte saniyenin eksi 37 birimince
bir zaman dilimi içerisinde o nokta içinde olan var olan patlamayla bizim evrenimizin yapı taşları oluşmaya başladı. Önceleri o işte bir süreç geçirdi. Sonrasında o içindeki yapılar atomlara dönüştü. Önce hidrojen atomu oluştu. Ondan sonra iki hidrojen birleşti, helyum oluştu. Sonra diğer atomlar, elementler oluştu. Sonra yıldızlar oluştu. Sonra yıldızlar söndü, gitti, patladı vesaire etrafa dağıldılar. İşte sonra galaksiler oluştu, yıldızlar oluştu, biz oluştuk falan falan. Ama şimdi o noktaya, tek bir noktaya gider misiniz? Zamanda geriye doğru. İşte o noktanın içinde hepimiz vardık. Ve o noktanın içinde aslında o noktanın bilinci içinde hepimizin bilinci vardı. O noktayı bir yere bıraktım şimdi. Biraz sonra o noktaya geri döneceğiz. Şimdi kendinize gelin arkadaşlar. Tamam, kendi beynimize bakalım. Çünkü biraz bilinç kelimesinden bahsetmek istiyorum size. Bilinç duymuşsunuzdur. Bir insanın hani biz bunu tıpta şey kullanıyoruz. Bilinci gitti dediğimiz zaman işte hani artık o hiçbir ağrılı uyarana veya bir uyarana yanıt vermiyor diye düşünüyoruz. Ama bilinç kelimesi çok kıymetli. Şöyle ki, şimdi hepimizin bana göre beyin ve sinir sistemimizde yüklü olan bir bilinci var. Çünkü bu bilinç içimizde var olan diğer bilinçlerin toplamıyla oluşuyor. Bu nasıl? Diyelim ki kendinizi şöyle düşünün. Doğdunuz ve bu yaşa kadar geldiniz. Ve bu yaşa kadar pek çok şey biriktirdik işte. Yani yaşamın içinde düştük, kalktık, pek çok şey tecrübe ettik ve onların hepsini böyle hafızamıza biriktirdik. Ya mesela işte ben bu portakallı beyaz çayı seviyorum. Bu benim bilincimde, hafızamda oturdu, değil mi? Yani öyle. Yani hayatımızda yaşadığımız her şey şu bilinç kütüphanemizde birikiyor. Hafıza da diyebiliriz buna. Hafıza diyelim. Daha kolay olur. Şimdi bu hafıza dediğimiz şeyi daha böyle kolay görselleştirmek için bunu kütüphane gibi düşünün. Beyninizde kütüphanecikler var. 0-1 yaş, 1-2 yaş, işte yaşadıklarınız, düşüp kalktıklarınız vesaire. Ama bir de daha böyle gizli hazine odalar var. O da bizim bilincimizin ve zihnimizin içinde. Hani derler ya biz beynimizin çok azını kullanıyoruz. Evet. Çünkü o arkadaki kütüphane kapıları daha açılmadı. Beyninizi devasa, kocaman, hatta evren kadar ve hatta bence evrenden daha büyük bir kütüphane gibi düşünün. Çünkü gerçekte öyle. Çünkü bu evrenin ötesine geçebilme yeteneğini Allah bizim bilincimize koymuş, yerleştirmiş. Çünkü evrenden öncesi de var. Bu evrenin oluşmadan öncesi de var. O oranın hafızası ve bilgisi de aslında bizim burada bilincimizde. Şimdi o dev kütüphaneyi düşündük mü hep birlikte? Tamam mı? Evet. Şimdi buradaki bilinç farklılıklarımız o dev kütüphaneden kaynaklanıyor. Benim kütüphanemdeki açılan odalar farklı. Mukaddes Hoca hocamın kütüphaneleri birbirinden biraz farklı. Gerçi bizimkiler birbirine bayağı benziyor da. Yani farklı diyelim. Şimdi her birimizin o kütüphane kapıları açıldıkça onların da hepsinde görevliler vardır. Sıçramalarıyla o kütüphane kapıları açıldıkça biz böyle dünyada farklı bir şeye uyanırız. Aman Allah'ım deriz yani. Yok artık falan deriz. Hani ona kuantum sıçraması diyoruz. Aslında o kütüphanenin kapısının açılma hali o bana göre. Mesela bazıları şey demişler, mesela astral seyahate inanmıyor. Hatta dalga geçenler oluyor. Şimdi o kişiyi kınamıyorum çünkü onda o kapı açılmamış. Tamam Geçen bir yayında bayağı bir hakaret etti birisi. dinledim. Bayağı bir yani astral seyahat diyorsunuz, mu diyorsunuz, Lemurya diyorsunuz. Yani evet. Şimdi astral seyahat Kur'an-ı arkadaş. Kerim'de yedi yol yedi beden diye anlatır. Yani yedi yol yedi beden yarattık biz sizin için ve üstatlar aynı anda yedi kapıdan çıkarlarmış camide. Üstatlar aynı anda yedi yerde iftar yemeği açarlarmış. Yani bunları eğer Allah'a inanıyorsak, Hazreti Peygamberimize
bize inanıyorsak bunların da var Ama hocam olduğunu anlamamız oradaki lazım. ses şu. Oradaki soru şu. Bunu yapan kişiler ego benliklerini küçültmüş olan kişiler. Ben bilmem diyen Tabii. kişiler. Bir Tabii. kişi ben biliyorum diyorsa Hayır, yok yapamaz bunu zaten. diyemezsin yani astroloji aşağılayamazsın. Yok diyemezsin çünkü Hocam böyle bir bir, ya şey bir var. kınamayalım diyebilirler. Kütüphane açılmamış. Tabii. Yapacak bir şey yok. Tabii, Tamam mı? süper. Yani o Süper. kütüphane kapısına izin verilmemiş daha onlar için. Evet. Dilerim verilsin. Yani şimdi burada zaten bilim insanları diyorum ya şunu ispatlamışlar. Ya beyin hücrelerimin arasında nanotüpler var. Bunlar beyin hücrelerindeki arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Artık bunlar Nobel ödülü aldı yani çok yakın zamanda. Ve bunlar zaman tünelcikleri. Yani bu yeter ki biz düşünce gücümüzü kullanalım. Işık hızının ötesine gidebiliriz. Az önce mesela ışık örneğini verdim ya sönmüş yıldız. Biz düşünce gücümüzde o sönmüş yıldızın sönmeden haline, önceki haline gidebiliriz. İmkansız değil yani. Yeter ki şu ego benliğimizi arındırıp ben bilmem diyebilelim. Ben varım, ben bilmem dediğimiz sürece de bunları yapamayız. Çünkü enerji eğip bükme sanatı, görünenin arkasındaki hakikati görme sanatı benlikle Çökme olmuyor. bir de çöktürme sanatı bir de çöktürüyorsun orada. Zamanı ve enerjiyi büküyorsun, çöktürüyorsun, oynayabiliyorsun enerjiyle. Evet. Şey vardı, bir çizgi film vardı Avatar diye. Hani su bükücü, hava bükücü, toprak bükücü falan. Böyle kuantum da enerji bükme sanatı yani esasen. Tabii buraya şimdi arkadaşlar şunları soruyor içlerinden. Biz de bunu nasıl yapacağız diye soruyorlar. Anlatacağım. Benim de 40 yılım geçince son zamanlarda artık yani 40 yılım bu işlerle geçti. Ay ay. Evet canım. Şimdi evrenin büyüklüğünü bir önce bir gözümüzün önüne getirelim arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Şimdi bu evrenin büyüklüğü 500 milyar ışık yılı. Bilim insanlarının söylediği. Tabii akıl hayalini alacağı bir şey değil. Yani şöyle düşünebiliriz. Gözlemlediğimiz evren içinde hani diyelim ki dünyadaki tüm kum tanelerini toplayın. Bir tane kum tanesi bizim Samanyolu galaksimiz olsun. Dünyadaki tüm kum tanelerini Aynen. toplayın. Tamam mı? Tek bir tane kum tanesi. Sonra gelin Samanyolu galaksisinin içinde trilyonlarca yıldız kümesi var. Onların içinde de hani diyelim ki Samanyolu galaksisi de bizim dünyadaki tüm kum taneleri olsun. Bir tane güneş sistemi o da bir tane kum tanesi kadar. Tamam mı? Güneş sisteminin içinde geldik. İşte dünyaya girdik. Şu an ben İzmit'teyim. Ben de bir kum tanesi kadarım. Tamam, yaratıcının o muhteşem akıl almaz güzelliğini ve büyüklüğünü birazdan göreceğiz. Şimdi bu kadar hani hiç iken hepimiz, her birimiz ve Yaradan her birimizle birlikte ve içimizde. Ve bizim bedenimize şunu koymuş, beynimize ve sinir sistemimize. Bak diyor, şu yasaları kullan, kendini arındır. Nefsini terbiye et, ego benliğini küçült, bana inan, bana dayan. Tamam, bunun belli kuralları var. Ben diyor, hiçin hiçi olduğun bu evrende seni düşünce hızıyla oradan oraya, oradan oraya gönderirim diyor. Tamam, yeter ki küçül. Yeter ki küçül. Küçülebildiğimiz ölçüde var oluyoruz. Yok olabildiğimiz ölçüde var oluyoruz. Ben bu kuantum yasasını çok seviyorum. Hem varız hem yokuz. Hem varız hem yokuz. Böyle çok tatlı geliyor bana. Şimdi biraz da atomun içine girelim. Tam daha doğrusu maddenin içine girelim böyle hızlıca. Burada da biraz yaşam amacımızı kuantum alan içinde nasıl keşfederiz anlatmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi biz bir bedenimiz var değil mi? Yani şu beden içinde bir sürü organımız var ve her organ kendi işini ve görevini yapıyor ve her organ da içinde kendine ait hücrelerden oluşuyor. O hücrelerin yani trilyonlarca hücremiz var. O hücrelerin içine de girdiğimiz zaman zaten bir alem var. Yani ben böyle gerçekten şaşkınım yani her durumda anlatırken bile dilim dolanıyor. Şimdi bir hücrenin içine girdiğiniz bile de bir koskoca bir alem var onun içinde. Hadi onun da içine girdiniz. O da atomlardan oluşuyor. Şimdi atomların da içine girdiğiniz zaman işte atomların da içinde daha içinde işte pozitronu var, nötronu var, elektronu var. Onların da içine girdiğinizde kuarklar var. Artık kuarkları, nötronları da alt yapılarını bulmuşlar. 16 çeşide bölmüşler.
Ve son zamanların bence en kıymetli bilgilerinden birisi şu. Şimdi boşluk sanıyorduk ya biz. Yani şu an mesela havayı boşluk sanıyorduk. Ama burada hava var işte. Havanın elementleri var. Veya hücrenin içine giriyorsun. Hücrenin çoğu boşluk sanıyorsun. Değil. Ya da atomun içine giriyorsun. Atomun %90'ı boşluk diye düşünüyorduk önceden. Ama aslında boşluk olmadığı ortaya çıktı. Orada boşluk dediğimiz alanların da şöyle dalgalanan kuantum alanlar olduğu ortaya çıktı. Buna kuantum alan diyorlar. Mesela elektronların kuantum alanları var, nötronların kuantum alanları var, yine çekirdeğin içinde kuarkların kuantum alanları var. Tüm bu kuantum alanlar aslında enerji havuzları. Yani biz her birimiz aslında bakarsanız katı gibi görünsek de enerji havuzlarıyız. Yani bu kalem değil, bunun arkasındaki hakikat, bunun içinde enerji havuzları var. Ben enerji havuzuyum ve aslında tüm enerji havuzları, bunu da bilim ispatlıyor. Biz her birimiz şu an birbirimizle etkileşim halindeyiz. Mesela şu an beni duyuyorsunuz ya, gözle görüyorsunuz, sesim de kulağınıza gidiyor. Benim sesimden çıkan o ses titreşimleri sizin beyninizde şu anda bazı o kütüphanedeki kapıların anahtarını açıyor. Farkındasınız veya değilsiniz. Ama o gizli kalmış o kütüphanedeki kapıların anahtarları şu an pat pat açılıyor sesimden gelen titreşimlerle. Çünkü bu titreşimlerle o kuantum alandaki bilinç, bendeki bilinç size geçiyor. Hatta geçiyor demek doğru olmaz. Bendeki titreşimler sizde yeni bilinçler oluşturuyor. Bu daha doğru bir tanım oldu. Çünkü herkesin de beyin bağlantıları birbirinden farklı. Benim anladığımla Mukaddes Hocam'ın, sizlerin anladığı birbirinden farklı. Nöron bağlantılarımız her birimizde farklı, eşsiz. Eşsiz. Yani bana dünyada deseniz ki, Sevil Hocam, ya sen işte çalışıyorsun, çabalıyorsun. Gerçekten hani insanlara nasıl iyileşeceklerini anlatmaya çalışıyorsun. Yani elimde bir sihirli değnek olsa şunu yapardım. Herkesteki değersizlik duygusunu yok ederdim. Değersizlik duygusu yok olsa birçok şey çözülürdü. Ve işte bu alan, şu size söylediğim şu bilgi var ya, şu an beyinlerinizde, zihinlerinizdeki değersizlik duygusunu yıkıyor. Yani buz kırar gibi yıkıyor. Çünkü Yaradan sizin içinize öyle bir güç koymuş ki, yani akla hayale gelir gibi değil. Ve yalnız değiliz. Yani ve sürekli birbirimizle etkileşim halindeyiz. Yani benim burada yaptığım bir şey, evrende, dünyada başka bir sürü değiştiriyor ve şeyi etkiliyor. Sizinki de aynı şekilde. O yüzden böyle yalnızlık diye de bir şey yok aslında bakarsanız. Hep birbirimizle böyle o enerji havuzu içinde böyle dalgalanıyoruz. Hani bu şeye benziyor. Denizin üstünde dalga var ya. Bir yerde dalga oluşuyor ama öbür dalga da ondan etkileniyor. Bu buna benziyor yani. O yüzden bu beni çok heyecanlandırıyor. Şimdi o zaman şeye gidelim arkadaşlar. Şimdi nokta dedik ya. Bu dalgaya gelmeden önce. Hani evrenin ilk oluştuğu nokta var ya. Her şey, hani hepimiz içindeydik ya. Şimdi ben bir gün bunu çok merak ettim. Daha öncesinde bir akşam şöyle bir şey yaşamıştım. Böyle korkularımın üstüne gittiğim bir gece, sabaha kadar uyuyamadım. Sabaha karşı işte, sabah ezanına karşı doğru falan. Böyle uyumaya çalışıyorum ama bir şey izin vermiyor uyumama. Gözümü kapatıyorum. Sürekli gözümün önüne görüntüler geliyor. İşte bir nevi belki üçüncü göz aktivasyonu gibiydi o zaman yaşadığım 2 yıl kadar önce. Sürekli gözümün önüne şu görüntüler geliyor. Evrenin ilk yaratılış anından bu ana kadar. Yıldızlar oluşuyor, sönüyor, patlıyor. İşte galaksileri görüyorum. Onlar oluşuyor, dönüyor. Bizim galaksimiz oluşuyor. Sonra dünyayı görüyorum. Dünya işte oluşuyor, atmosfer oluşuyor. Suları görüyorum. Suların içinde canlılar oluşuyor. Canlılar karaya çıkıyor. Böyle hani bitkiler oluşuyor falan, böyle böyle pat 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 pat, gözümü kapatıyorum, görüntü geliyor, açıyorum, gidiyor. Allah'ım, odadayım diyorum ama gözümü kapatıyorum, bir yere bağlanmışım zihnimde. Yani bir kütüphanenin kapısını açmışlar. Tam olay bu aslında. Al bak şu kitaplara diyorlar. Ben de böyle çıldırmış gibi merakla kitaplara bakıyorum. Olay o. Şimdi başka bir gün bunu gördüğüm için dedim ki ya, bu açıldıysa ben zamanda geriye de giderim. Giderim yani, benim beynimdeyse giderim yani, niye gitmeyeyim? Gittim, o noktanın önüne gittim. Şimdi isterseniz gidin, kapatın gözlerinizi. Kapatın biraz şöyle, sakinleşelim. Böyle gidelim. Mesela 4,5 milyar yıl önceye gidelim. Daha dünya oluşuyor.
Biraz daha geriye gidelim. Samanyolu galaksimiz oluşuyor. Biraz daha geriye gidelim. İlk yıldızların oluştuğu zamanlara gidelim. Sonra biraz daha geriye gidelim. Daha küçülelim, 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 küçülelim. Daha evren daha küçülüyor. Küçülüyor, küçülüyor. Daha hiçbir şeyin oluşmadığı ve tek bir noktanın olduğu yere kadar gidelim. Şimdi boşlukta gözünüzün önünde tek bir beyaz nokta görün. Tek bir beyaz nokta. O 14 milyar yıl önce büyük patlamadan önce içinde tüm evreni, hepimizi, tüm bilinci taşıyan o tek bir beyaz nokta. Şimdi o beyaz noktaya yaklaşın. Yaklaşın. O beyaz nokta büyüsün. Büyüsün. Çünkü o beyaz noktanın içinden arka tarafa varoluşun öncesine geçeceğiz. Beyaz noktanın ortasında bir geçit oluşsun. Ve arkaya doğru geçelim. Orada bir dalgalanma hissedeceksiniz. Bu dalgası gibi. O dalgaya bırakın kendinizi. Bu dalgası gibi dalgalanıyor. Ve o dalganın içindeki hissi anlamaya çalışın. Size ne hissettiriyor? Oranın duygusunu almaya çalışın. Ne var orada? Evrenin yaratılmadan önce ne vardı? Neyden yaratıldı? Kalbinizi güm güm heyecanlandıran o duygu. Aşk. Evrenin öncesi. Her şeyin başladığı yerde var olan aşk. Tekrar o beyaz noktaya geri gelin. Tekrar bu tarafa gelin. Yavaşça zamanda ileriye doğru gidelim. Dünyaya gelin. Dünyayı uzaktan görün. Tekrar bilincinize geri dönün. Bedenim, ruhum, zihnim bir bütün şimdi ve buradayım. Gözünüzü açabilirsiniz. Uçuş, uçuş. Şimdi bu anlattığım arkadaşlar bir pratik gibi gece yatmadan önce yapmaya çalışın. Güvendesiniz. Hiçbir şey yok. Duanızı edin. Besmelenizi çekin. Ayetel kürsünüzü okuyun. Burada belki çok kendinizi veremeyen arkadaşlar olabilir ama ben verenleri gördüm. Gittik birlikte. İnsan böyle bir özellik, yaradan insana inanılmaz özellikler koymuş. Gerçekten her şey bizim beynimizde ve her şey bizim zihnimizin içinde. Ve bizim evrenin yapı taşı, varlık sebebimiz aşk. Ve gideceğimiz yerde aşk. O dalga gibi hissettiğiniz şey var ya, işte atomun içine girdiğinizde elektronları, nötronları, protonları saran o kuantum alan dediğimiz şey de öyle bir dalgalı bir havuz. Yani makrodan mikroya, nereye giderseniz gidin, o enerji havuzunun içindesiniz. Yeter ki biz bedenimizi, ruhumuzu, zihnimizi arındırabilelim. Ego benliğimizi küçültebilelim. Orada bize kuantum alan açılır. Kuantum alanın açılmasının şartlarının en başında gelen şey budur. Bunun sınırı yok. Gerçekten oraya buraya şehir şehir gezmeye gerek yok. Her şeyin kuralları ortada ve açık. Ve insan bunu gördüğünde, bunu hissettiğinde hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir negatif enerji kalmıyor. Yani şu duyguya gerçekten girdiyseniz şu anda alanınızda negatif bir enerji veya duygu kalamaz. Barınamaz yani. Orada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir şiiri var. Yani beni bu duyguya çok götüren bir şiir bu. Diyor ki, zamanın ne içindeyim ne de dışında. Zihnim diyor, sessizliği öğüten bir değirmen. İçim, kalbim abasız, pozsuz bir derviş. İşte bu alan sizi
Yokluk duygusuyla birlikte varlığın kendisine götürüyor. Varlığın özüne, ilk çıktığımız yere, kaynaklandığımız yere götürüyor. Kuantum dediğimiz şey sadece bir fizik değil. Bunu yıllarca işte bizim büyüklerimiz işte tasavvuf kültürü içinde yaşamışlar, bize anlatmışlar. Artık bilim bunları ispatlamaya başladı. Çok yoğunlaştık. Şöyle ben biraz daha şeye geleyim. Biraz enerjiden bahsetmek istiyorum. Biraz o aşk duygusundan çıkalım. Şöyle çok, çünkü insanı çok derinleştiriyor. Şimdi bu kuantum alan dediğimiz şey arkadaşlar aslında evrenin hafızası. Yani ilk yaratıldığı andan itibaren, o atomların ilk yaratıldığı andan itibaren her atomun içinde bir hafıza ve bir bilinç var. Ve o atomların bilinci ve hafızası milyar yıllar da geçse şu an bizim bedenimizde. Yani bedenimde sayısını bilemediğim kadar var olan bu atomların bilinci evrenin en başından itibaren şu an her birimizin bedeninde açılmayı bekliyor. O bilinç açılmayı bekliyor içeride. Ve yeni çağda bu bilinç açılmalarını biz çok hızlı bir şekilde yaşıyor olacağız. Hep birlikte yaşıyor olacağız. Çünkü evren büyüyor. Evrenin büyüme hızı artmış durumda. Yani hem büyüyor hem de büyüme hızı arttı. Dolayısıyla da bizim bilinçlerimizin de açılma hızı arttı. Bu yayınlarda aslında bakarsanız buna hizmet eden mekanizmalar haline geldi. Burada biraz bedenimize doğru bir yolculuk yapalım istiyorum. Şimdi bedenimiz hücrelerden oluşuyor. Hücrelerin içinde atomlardan oluşuyor. Ve o atomlar dedim ya aslında bizim enerji bedenimizi oluşturuyor. Burada iyileşmek adına size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bizim enerji bedenimiz içinde zihnimizin oluşturduğu şeyler var. Mesela düşüncelerle duygularımız oluşuyor. Olumlu bir şey düşünüyoruz. Enerji bedenimizde olumlu şeyler oluşuyor. Evrene de olumlu şeyler veriyoruz. Ama olumsuz bir şey yaşadığımızda veya düşündüğümüzde de bu enerji bedenimizde kesif böyle tortular, çamurlar, balçıklar gibi kalıyor. Bu enerji bedenimizi biz kirli hale getirdiğimiz zaman işte bu astral seyahatleri yapamaz hale geliyoruz. Bu zamanda doğru yolculukları yapamaz hale geliyoruz. Kendi kıymetimizi de bilmiyor hale geliyoruz. Ben bunu şöyle anlatmak istiyorum. Diyelim ki şu bardak, yani bardağın kendisi bizim bedenimiz olsun. Beden kabımız olsun. İçindeki su da enerji bedenimiz olsun. Şimdi ilk saf hali böyle saf su gibi düşünün. Tamam mı? Sonra bizler yaşam içinde, aslında anne karnından ve öncesinden de başlıyor ama yine de en belirgin bir şekilde yaşam içinde bu enerji bedenimiz içinde bir şeyleri biriktiriyoruz. Yaşadığımız olaylarla. Bunlar bizde duygular olarak daha çok duygusal enerji bedenimizde kesif duygular olarak birikiyor. Yani değersizlik duygusu, yetersizlik duygusu, suçluluk duygusu, utanç duygusu gibi. Bu enerji bedenimiz içinde nasıl birikiyor biliyor musunuz? Bakın şöyle örnek vereceğim. Şimdi bir olay yaşadınız, bir evlilik, bir ilişki yaşadınız mesela veya bir cinsel ilişki yaşadınız. Ve o olay size kendini değersiz hissettirdi. Şöyle geliyor enerji bedeninize, böyle damlıyor. Tamam mı? Sonra gittiniz başka bir olay daha yaşadınız. Patronunuz size bir şey yaptı, bir şey söyledi veya işte bambaşka bir olay yaşadınız. Sonra geliyor o kesif duygular. Siz kayboldu zannediyorsunuz ama şöyle biraz daha birikiyor. Bakın su ne hale geldi. İşte enerji bedenimiz içinde de bu birikiyor, işte kum atıyor birisi taş atıyor, birisi bilmem ne atıyor, geliyor birisi size öfkesini kusuyor, sizi suçlu hissettiriyor. Bütün negatif duygular enerji bedenimizde şu şekilde biriktirildiğinde bu su olmaktan çıkıyor, balçık, toprak gibi bir hale geliyor. İşte aslında bakarsanız biz bu duyguları enerji bedenimizden arındırdığımızda, o saf hale geldiğimizde o kadar esnek bir hale geliyoruz ki, o kadar esnek bir hale geliyoruz ki, zamanda yolculuk yapıyoruz, mekanda enerjimizi kopyalayıp çoğaltabiliyoruz veya uzanıyorsun mesela, ben buradan işte Mukaddes Hocam'ın enerjisel olarak omzuna dokunabiliyorum veya ona sevgi enerjisi gönderebiliyorum. Yani enerji bedenimiz bu kadar esnek, şeffaf, böyle akışkan hale gelebiliyor.
Bu yüzden de bu arınma çok önemli. Şimdi ben yeni çağda şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ben şimdi radyoloji uzmanıyım. MR tomografi yorumlaması yapıyorum. Bundan 50 yıl önce MR tomografi yoktu. Dolayısıyla hastalıkların teşhisi de zordu. Şimdi mesela işte X ışınıyla tomografi yapıyoruz. İşte manyetik alanı kullanarak MR görüntüleme yapıyoruz. Bir görüntü benim önüme düştüğü zaman bir hastada işte 1 dakika içinde bütün bedenini görüntüleyebiliyorum. Ve orta karaciğerinde şunu var diyorum. 3 milimetrelik işte nodülü var diyorum. Orada kitlesi var diyorum. Bu kanser diyorum. Bu değil diyorum. Bakın hani bir cihaza giriyor. Ben 5 dakika içinde bunları söylüyorum. Ve bu gelişimler son 50 yıl içinde oldu. Ve ben öyle şeyler olacağını düşünüyorum, hayal ediyorum veya umut ediyorum ki arkadaşlar şimdi biz maddeyi bundan ibaret sanıyoruz ya. Aslında bakarsanız bizim duygularımız da madde. Yani Einstein demiş ya her şey enerjidir ve sadece enerjiden ibarettir. İşte bana da yaptığım ruhsal arınma şifalarımda gördüğüm şeyden yorumum şu. Aslında her şey madde. Duygu da madde. Niye biliyor musunuz? O kesif duygu mesela işte yetersiz, değersizlik duygusu diyelim. Değersizlik duygusu geliyor. Mesela biz ruhsal arınmada bunu çok görüyoruz. Böyle kurtçuk gibi, halat gibi, ip gibi enerji bedenimizde birikiyor. O enerji bedenimde biriktiğinde tıkanıklık oluşturuyor ve akışkanlığımı azaltıyor. Bir noktadan sonra depresyondu, panik ataktı, kaygı bozukluğuydu ya da işte kanserdi vesaire gibi bizim gözle görülen hastalıklar haline geliyor. Ve bence bu duygular da bir madde ama bizim şu an bilimsel olarak ispatlayamayacağımız tarzda maddeler. Mesela bence sevgi, aşk, şefkat bunlar da bence ileride ispatlanabilecek diye düşünüyorum. Ama şu anki bilimsel verilerle, elimizdeki imkanlarla bence bunların madde olduğunu ispatlayamıyoruz. İspatlayabilmiş olsak her şey ki bence umuyorum yakın zamanda bunlar olur, çok farklı olacak. Herkes iyi olmak zorunda kalacak. Mesela ben hastanenin kantinine gidiyorum işte sigara içilen yerine. Şöyle boğazıma böyle bir şeyler yapışıyor. Tamam mı? Nefes yani ben içmiyorum sigara ama o hani dumanlı alandan etkilendiğim için bu baskı hissini hissediyorum. Görmüyorum ama. Ama bir noktadan sonra şu olacak diye tahmin ediyorum. Bilgisayarlardaki antivirüs programı gibi bir şey olacak ve canın canın sevin diyecek, buraya girme diyecek. Veya bir insan karşımda diyelim işte çok kıskanç bir gözle bana bakıyor. Sevil diyecek, kendini koru, kıskanç bir bakış geliyor sana diyecek. Bence bunlar yeni çağda gösterilebilir, ispatlanabilir olacak. Çünkü 50 yıl önce tomografi MR da yoktu. Evet. İnsanlar kanser olup pıtır pıtır ölüyordu. Umuyorum yeni çağda bunları da görüyor oluruz. Bundan hareketle bu bilgi gerçek arkadaşlar. Gerçekten ben çok kendi hayatımda yaşadım. O değersizlik duygusunu arındırmak için bir ay uğraştım. O yüzden kendimizi mümkün olduğunca sanki bunu görüyormuş gibi. Yani diyelim ki geldi birisi size öfkesini kusuyor. Kusmasına izin vermeyin. Enerji bedeninizi, alanınızı hiç kimsenin kirletmesine izin vermeyin. Çünkü siz hem biyolojik hem ruhsal bir varlık olarak eşsizsiniz. Yaradan'a aitsiniz ve bu dünyada, bu alemde yaşayacağınız öyle büyük hazlar var ki bunu kimsenin ertelemesine, ötelemesine izin vermeyin. Kimsenin sizi değersiz bir ilişki içinde var etmesine izin vermeyin. Sizi değersiz kılan bir cinsel ilişki içine girmeyin. Hiçbir ilişkiye girmeyin. Çünkü çok kıymetli. Yani şu bahsettiğim arınmaları, yolları geçtikten sonra yaşayacağınız hazlar ya bu anlatılmaz, bu yaşanacak olan bir şey. Bunları görüyormuşçasına geldi bir insan sizin karşınıza, sizi kötü hissettiriyor. Ya uzaklaşın, ya ona engel koyun, ya bir şey yapın yani. Bu arınma dediğimiz şey mesela ben burada dualardan da çok destek alıyorum kendi adıma. Çünkü bir yere kadar farkındalıkla bu arınmaları yaşayabiliyoruz. Bir noktadan sonra Allah'ın isimlerinden, esmalardan, dualardan destek almamız gerekiyor. İnanın bana şurada Allah dediğim zaman, Allah dediğimiz zaman bütün alem titreşiyor. Çünkü her şey birbiriyle iletişim halinde. Bu ile yani ben mesela 2 yıl kadar önceydi, 4-5 yıldır bu süreçlerin içindeyim ama mesela mukaddes hocam yüksek bir enerji geliyor, baş edemiyorum. Tamam mı? Yani topraklanamıyorum o gelen yüksekken. O yüksek benliğin tesiri o biliyorum.
Ama o enerjiyi kaldıramıyorum. Çünkü enerji bedenim arınmış değil daha tam olarak. Şimdi yani yüksek benliğimizle iletişim kuracağız. Daha doğrusu o artık gelip sürücü koltuğuna işte bizi idare ediyor olması gerekiyor sistemde. Ama enerji bedenimiz katı olduğu için biz bunu yaşamakta zorlanıyoruz. Ve bu noktadan sonra yaklaşık 1,5-2 yıl kadar önce ben dualara sarıldım. Eûzü besmele çekmeye başladım. Günde 500 eûzü besmele çekiyordum. Salavat çekiyordum, tevhid çekiyordum. Ve bu dualarla ben enerji bedenimi arındırdım. Bu çok kıymetli gerçekten. Hani bu nasıl söyleyeyim? Yani yaşadığım için çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla anlatıyorum. Besmele, Allah'ın isimleri hem bizi tüm negatif enerjilerden korur, alanımızı korur, hem bizi arındırır. Ve şu da bence çok kıymetli arkadaşlar. Bizim ibadetler anlamında, anlamını daha henüz bilemediğimiz çok gizli sırları var. Mesela yani itiraf edeyim, 5 vakit namaz kılan biri değilim. Ama günde 2 vakit, 3 vakit yani o hani günün şeyine göre namaz kılmaya gayret ediyorum. Yakalayabildiğimi diyorsun. Yani niye? Çünkü bir sıfırdan iyidir. Yani o Evet. namazın içinde bizim bilmediğimiz çok büyük sırlar var. Evet, nefsim var. Ben her şeyi mükemmel yapıyorum demiyorum. Ben astral seyahatle sağa sola gidiyorum bilmem ne demiyorum. Öyle bir şeyim de yok. Ya en nihayetinde aslına bakarsanız biz insan olmayı deneyimlemeye gelmiş ruhsal varlıklarız. Yani şu anki gayretim insan olabilmek için çaba gösteriyorum. Ama bütün bunları da yani alan açık. Bunun da kuralları var. Kurallar çok açık. Lütfen yani bu noktada duaların gücüne inanalım arkadaşlar. Kuantum, yeni çağdan da bir 5 dakika bahsedelim o zaman. Yani zaten ara ara girdim. Yani kuantum eğitiminde bundan çok daha hani fazla alanlara gireceğiz. Yani şu an bir özet geçtim sadece. Çünkü yani 2 ay olmasını tasarladığım bir eğitim olacak bu benim için. Her eğitim modülüne 5 ders koydum. Yaklaşık 3'er saatten 15 saat olacak. Daha böyle birebir arkadaşlarla konuşacağımız, görüşeceğimiz, sorularına cevap vermeye çalışacağım bir ders bütünü olacak. Dediğim gibi kuantum benim için aşk. Çünkü beni aslında yaratımın en başındaki o aşka götüren bilgi ve bilim bu. Bunu da aşkla gelen arkadaşlara aktarmak niyetindeyim. Rabbim ne kadar izin verirse, ne kadar açarsa ki genelde eğitimlerde çok daha fazlası açılıyor anlattıkça. Şimdi eğitim bu şekilde 1 Kasım'da başlıyor. Soruları açabilirsiniz, yani yorumları açabilirsiniz hocam Tabii. isterseniz. Açalım. Yani Açalım. az bir zamanımız kaldı. Çağda derken şöyle, şimdi ben hocam şey itiraf edeyim. Tasavvuf kültürüyle büyümüş bir insanım hani aileden. Ve benim için çok kıymetli tasavvuf hani geçmişim. Çünkü ben çok şanslı bireyler olduğumuzu düşünüyorum hepimizin. Gerçekten. Yani bu dünyanın kalbi Anadolu. Ve bunu biz atalarımıza borçluyuz. Bu topraklar içinde yaşamış olan atalarımız enerjileriyle buradalar. Kesinlikle hiçbir yere gitmiş değiller. Ve hem genetik olarak bizi hani kendi bedenimizde genetik olarak o enerjiyi bize salıyorlar, destekliyorlar. Hem de bizi çevreliyorlar. İnanın bize şu an gökyüzüne bakıyor olsak her şehirde, her ilçede o ışık hüzmelerini, onların varlığını orada görüyor oluruz. O yüzden tasavvuf tabanı kültürü benim için çok önemli. Ve hala var. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Hani atalarımıza karşı böyle saygıyla önlerinde eğiliyorum. Çünkü bu kültürle bir şekilde bize aktarmışlar bunu. Çok şanslı bir ülke olduğumuzu düşünüyorum ben. Ki şehitlerimiz hakeza yani. Onların maneviyat enerjisi hepimizin üzerinde. Koruması hepimizin üzerinde. Şimdi bunların ötesinde ben bu eğitimi açarken tasavvuf temelinde kuantum başlığını atmak istemiştim. Uzun sürede düşündüm. Dedim ki tasavvuf temelinde kuantum anlatayım. Ama sonra bir şekilde yaşadığım süreç bunun önüne geçti. Ve iç sesim dedi ki hayır Sevil, geleceğe bak. Tasavvuf ve yeni çağ diye başlık. Çünkü mesela 1200'lü işte 1300'lü yıllardan gelen
bu tasavvuf kültürü işte Muhittin İbn Arabi, Mevlana'larla gelen bu tasavvuf kültürü. Evet, bizim köklerimiz, biz birer çınar ağacı gibiyiz. O köklerimizden o enerjiyi alıyoruz fazlasıyla. Ama bizim de artık bize düşen yeni çağda dallarımızı vermek, meyvelerimizi vermek. O yüzden de yeni çağ inşa edecek olan aslında yine bizlerin, hepimizin bilinci. Yani bir kişinin, iki kişinin değil, hepimizin ortak bilinci, ortak kuantum alanı oluşturacak. Yani çocuklarımızın aslında geleceğini oluşturuyor olacak. O yüzden yeni çağa aktarılması gereken işte bazı değerlerin, erdemlerin bizler vasıtasıyla o yeni çağa aktarılması gerektiğine inanıyorum. Daha bu konuda çok konuşulabilir. Hani yeni çağ inşası var ve inşa ediliyor. Hani diyorlar ya devre sonu, devre sonu. Evet, hani bir devre sonu var. Kesinlikle var. Ama bu şöyle de bir gerçeğimiz var. Bir şeyin devre sonu geliyorsa başka bir şey başlıyordur. Bir şeyin bittiği yerde başka bir şeyin Başladığı başladığı bir şey. yerdir. Yani Tabii. bu bir artı bir iki gibi Sonsuzluğun bir şey. başlangıcı yani bitiş yok. İşte bu alan bence Mukaddes Hocam'ın işte yıllar önce başladığı aslında bu bilinç inşası bizlerle birlikte. Hani bana da söz düşer mi bilmiyorum ama hani hepimizin de aslında katkısıyla bu alan büyüyor olacak. O yüzden hepimizin görevleri var. Hepimizin de görevlerini bu anlamda, hani bu bilincin inşası anlamında almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz yeni çağla ilgili? Kesinlikle. Kesinlikle hiçbir şey geriye dönüşü yok. Zaten hiçbir zaman geriye dönüşü yoktur sistemde, ilahi düzende. Daima ileriye doğru gidiş vardır. Allah her an şendedir. Her an her şey oluyor. Her an kıyamet kopuyor. Her an yeni bir yaşam başlıyor bir yerlerde. Bir şeyleri içine doğru büzülürken bir şeyler Big Bang patlamasıyla genişlemeye devam ediyor. Genişlemeye devam ediyor. Genişlemeye devam ediyor. Ve Allah her an şendedir. Yani tek başına bununla bir kitap yazılır. Yani bunu şeyde Heraklitos'ta hatta felsefi olarak baktığımızda da Heraklitos der ki bir derede iki kez yüzülmez. Öğrencisi Demokritos da der ki bir kez bile yüzülmez. Yani bir derenin içine girdiğinizde bir daha aynı suyla asla karşılaşmazsınız. Bir bilimsel bilgi vereyim mi bu arada bu konuyla ilgili? Tabii ki. Mesela Dünya işte Samanyolu hareket ediyor ya uzayın içinde. Hı. Dünya aynı yerden bir daha geçmiyor. Veya Kesinlikle. Evet. beyin hücrelerimizde nöronlar arasında işte bir Hı takım elektriksel aktiviteler oluyor ya. hı. Hı. Aynı elektriksel aktivite bir daha oluşmuyor. Evet. Bu da müthiş bir bilimsel şey. Bu arada benim 5 yıl önce yalnız yaptığım 2 tane video var. Rezonans kanunu, kuantumu anlattığım 2, yani 5 yıl önce. Onu bulurlarsa Mukaddes Pekin Başdil YouTube kanalında Rezonans Kanunu diye girerseniz eğer onun da yani bugünkü anlatılanlarla böyle örtüştüğünü göreceksiniz. Orada aslında astrali filan da hafif anlatıyor. Birleştirmek lazım. Tabii bunları tekrar inşallah anlatacağız. Vakitsizlikten anlatamıyoruz. Bir de ben bilmem zikri susturmuştu. O 5 yıl önceki videolar, daldığım videolar öyle kaldı orada. Oradan bir şekilde ki 2 günlük seminerde sen vardın Ankara'daki. Hocaları susturup da kendim konuştum. Sizi Biliyorsun. dinlemeye gelmiştik zaten. İki günde 8 saat ikinci günkü seminer sürdü. Hiçbir hoca 10 dakika konuşamadı. Yani Allah razı olsun. Çünkü ben konuşmaya başlamamalıyım. Ben konuştuğumda konuya giremeden 2 gün geçiyor. Çok anlatılacak şey var çünkü. Aslında değişik. Değişim kaçınılmaz. Değişim sürekli. Allah hep şende. Evet, Evet. evet. Ama değişim arkadaşlar küçük adımlarla oluyor. Yani böyle bir şey yapacağım çok büyük bir şey olacak. Orada nefsimiz, egomuz içine giriyor. Yani değişim her zaman belki 5 yıl her akşam program yapmakla oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hani
Yani bir ayda tüm dünyada program yapmakla değil. Her gün bir adım atmakla. Geçen günde konu oldu da yayın bitti artık. Onun için başka canlar şey yapmasınlar, ayıp olmasın diye böyle habire şey yapıyorum. 7 yaşında, yani 7 yaşında ben bir şeylere başladım. 7 yaşındaki günlüğümde diyor ki yazar olacağım. Yıllar sonra babam bulmuş, getirmiş günlüğümü. 11 yaşında da düşün yani, klasiklerin, Rus klasiklerin, Nobel ödüllü bütün eserler, Fransız klasikleri ve Türk klasiklerini bitirmişim. Köy enstitüsü bir baba olunca ve böyle bir odada baba tarafından çakılmış raflar, rafların üzerinde de binlerce kitaplar. Bizim evimiz meşhur. Afyon'da vakti zamanında herkesin kütüphane olarak kullandığı bir evde büyüyorum. Tabii bir masada ne çocuk masada böyle kocaman yemekler, içecekler, şekerlemeler dolu bir masada hangisinden kapacağını şaşırır ya. Ben de heyecanla hangi kitabı okuyacağımı bilemiyordum. Hepsi bittikten sonra ansiklopedileri okumuştum. Yani çok uzun yıllar, yani beni tanıyan insanlar bilirler. Hayatımın 14 saati okuyarak her günün geriye kalan 10 saat yiyip içip uyumakla geçti. Benim çocuklarım bile mitolojileri masal diye dinledi. Böyle enteresan bir hikayem vardır. Bir gün sırf onları anlatacağım. Söz verdim canlarıma. Çok uzun yıllar. Yani bir şey olması için çok uzun yıllar. Yani nitelikten niceliğe dönüş, niceliğin değişmesi, niceliğin ortaya çıkması için bir niteliğin değişmesi için bir niceliğin ortaya çıkması lazım. Yani bir bardak çayın içine çaydır. Bir tane şeker koyarsınız. Bir şekerli olur, iki şekerli olur, üç şekerli olur. Doldurmaya devam ettiğinizde çay olmaktan çıkar. Şekerleme olur. Yani bir nitelik değişimi olur. Artık o çay değildir. Bunun için miktarın, molaritenin, oradaki konsantrasyonun değişmesi lazım. Yani bir insandaki dönüşümün gerçekleşmesi için aynen bir şeker, iki şeker. Yani 2 yılda işte ben pandemi sonrasında oldum. Bununla karşılaşıyorum. Şimdi bu çıktı. Ben pandemiden sonra şöyle eğitim aldım. Ha, pandeminin uyanışa çok katkısı oldu gerçekten. Doğru. Bu çok hoş oldu. Bana göre pandemi Allah'ın bir hediyesiydi, dünya gezegenine, bu evrene bir hediyesiydi. Ama çok acele, yani olmak için bir zaman geçmesi, oradaki niceliğin değişmesi lazım. Bir emek olması lazım, verilmesi lazım. 3 yılda, 5 yılda yani şey değil. Kitap yazmak, olmak, eğitimler, bir şey. Yani bana göre deli cesareti. Yani hakikaten deli cesareti. Yani çok uzun zaman geçmesi lazım bir şeyin dışarıya artık açılabilmesi için. Bir şeyin taşması lazım. 9 ay geçmesi lazım doğurmak için. Bir sancılı süreç yaşamak lazım. Onun için biraz daha böyle herkesin emek vermesi lazım kendine. Dönüşüm için emek vermek lazım. Sizin de demin söylediğiniz gibi biraz emek vermek lazım. Emek vereceğiz. Molariteyi artıracağız biraz. Ondan sonra oluyor. Sevgili canlarımız da acele ediyorlar. İşte ben şu eğitimi aldım, bu eğitimi aldım. Bir farkındalık oluşmadı. Yazıyorlar sürekli bize. Ben onlara şimdi cevap vermiş oldum. Yani eğitimler sadece bilgidir. O bilginin hal olabilmesi için Tabii. zaman geçmesi lazım. Yani hamdım, piştim, yandım. Ham insanın önce bir pişmesi, ondan sonra yanması, ondan sonra bir ortaya hal çıkıyor. Yani hani ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin olayı var. İlmel, ilmini alıyorsun, değil mi? Aynel, yani bir deniz var diye duyuyorsun. Deniz nedir? Öğreniyorsun, ilim alıyorsun. Sonra gözlerinle, aynel, gözlerinle bir denizi görüyorsun. Wow, vay canına, mavi, kocaman. Denizi görüyorsun. Arkasından hakkel yakin, denizin içine girmek.
Denizin içine girmek, o deryanın içinde kaybolmak, işte o zaman o hakkal yakin için bir zaman geçmesi lazım. Ha, bu kiminde 40 yıldır, Yunus Emre misali, ben en az 40 yıl veriyorum bunun için kendime, verdim yani. Kimi için 40 gündür belki bu. Hakikaten olabilir, olmaz değil ha. Yani çünkü şeyde, Allah'ın takdiri tabii bilemeyiz tabii ya. hocam bir de şey vardır. Hani sınavlarda yani Allah böyle kayıplarla o Tabii şeylerin tabii. sınavların Yoğurur. 5 derecesi vardır. Yani bir anda çok büyük bir şeyi kaybeder, iflas eder, bir kayıp yaşar, ölüm şey yani yaşar. Bir anda bakarsın 40 yılda gelmediği bir şeyi bir günde yerir. Bir günde olur yani. O başka bir şey. O çok acıklı, acılı, zor bir süreçtir. Ama vazgeçmeden şey yapmak lazım, değil mi? Zaten hocam şimdi bu yolda biraz Bak ne güzel farkındalığa yazmış. ulaşmış kişi Bak. oldum demez. Evet işte bak. Oldum Ne güzel yazmış. demez. Yani şunu Evet. bilir, yol aldıkça aslında hiçbir şey bilmiyormuşum. Hiçbir şey bilmiyormuşum dersin. Harikasın. Gerçekten içsel olarak bunu söylersin. Bildiğim hiçbir şeymiş. Ya Bildiğini bilme bir de derler şey ya. var. Hocam yani oldum şöyle bir şey. Ağustos ayına göre oldum. 2 ay geçti bir sürü şey öğrendim. Ama 2025 Ocak ayına göre olmadım daha. Yol uzun daha. Yani eğer birisi oldum diyorsa yani geçen seneden daha iyiyim diyorsa belki o bile çok iddialı bir şey. Ama oldum diyen zaten hani kaçmak lazım. Oldum. Nasıl ya? Zaten burada şöyle bir şey oluyor. Bir de şu Gerçekten. şeyi de söyle uyanış. Bu uyanış kelimesini bir söyler misin lütfen? Senden istiyorum. Nedir bu uyanış? Nedir bu uyanmak? Nedir bu? Yani uyandım diyen insanların bir haline bakmak gerekmez mi? Bir hal olması gerekmez mi uyanışta? Kesinlikle. Uyanış bir haldir ve yaşanan bir şeydir. Anlatılan bir şey de değildir. Yani bu şöyle de katman Boşaltıldı. katman uyku, katman katman uyku gibi biz şu anda. Yani bu yani mesela şu bir gerçek bir rüyanın içindeyiz. Ama bu rüya katman katmandır. Yani bunun kaç katman olduğunu da biz bilemeyiz. Yani biz aslında bizim çabamız yolda olmak gerektiğidir. Yani biz yolda oluruz. Kendimizi bilimle, ilimle zenginleştirmeye çalışırız. Hatta bu şartlarından biri de birbirimize katkı sunmaktır. Elimizden geldiğince birbirimize katkı sunarız. Her uyanışın yani her kademe rüyanın üzerinde oranın görevlileri vardır. Yaradan nasip ederse oraya çıkabiliriz. Ve şunu fark eder kişi, üstündeki her perde diyelim ki bir uyanışın katmanıysa arkadaşlar, bizim üzerimiz bilincimiz katman katman. Her perde kalktığında, ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Bir kat daha çıktığında gerçekten bir şey bilmiyormuşum olur. Ve kişi acziyetini bu noktada perdelerini arındırdıkça daha fazla hisseder. Bir noktadan sonra zaten tasavvufta var olan ölümü yaşar. Yani dört çeşit ölüm var. Bir noktadan sonra artık küçülür küçülür o benliği ölümü yaşar. Yok olur yani o. Yani bu işte ben uyandım, işte ben oldum. Yani zaten en tehlikeli şeydir. Evet. Ve Evet. hani bu hani ben şuna da biraz bu yeni çağda hani bu şu tehlikeye de birazcık ben vurmak istiyorum. Birçok farklı kişisel gelişim eğitimi alanda veriliyor. Farklı farklı. Arkadaşlar acizane tavsiyem kimsenin enerji alanına girmesine izin vermeyin. Evet. Siz de kimsenin enerji alanına girmeyin. Siz sadece besmeleyle, dualarla gerçekten eğitiminizi alın, farkındalığınızı arttırmaya çalışın. Ve tefekkür edelim. Yani tefekkür gerçekten şu size bir saattir anlattığım tefekkür 1.000 yıllık ibadetten daha çok şey katar size. Hani o yüzden bazı şeylere de dikkat edelim. Yani amacımız şey değil. Mesela bir yayında gördüm amacımız kanal olmak değil. Herkes şifacı olmak peşinde. Herkes kanal olmak peşinde. Böyle bir amacımız yok. Bizim en nihayetinde amacımız bizim rehberimiz Hazreti Peygamberimiz kulluk. Kulluk bilinci. Yani bizim ulaşacağımız yer, kendimize hedef koyacağımız yer kulluk bilincidir. Yani ve Peygamber Efendimiz diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. İşte bizim yeni çağa aktaracağımız bilgi budur. Atalarımızdan aldık.
çocuklarımıza aktaracağımız yeni çağ. Güzel ahlak. Yani ben oturdum şimdi uzaktan enerji gönderiyorum. Tamam mı? Ben kanal oldum, şifacıyım, seni iyileştiriyorum. Şimdi, yani şundan da Allah'a sığınıyorum. Gerçekten hani yok değil. Ben bilemem. Hani şifanın çeşitli çeşitli kaynakları var. Ama bana göre inanın. Mesela bir arkadaşımın canı mı sıkkın? Ya arabaya atlayayım, yanına gideyim. Şöyle dizime yatırayım. Ya arkadaşım canın ne oldu? Canını ne sıktı? Bir bana anlatsana diyeyim ya. Bir insan olalım yani. Yani hepimiz böyle bir ruhsal varlık, ne bileyim işte bir tanrıcılık oynama şeyine biz düşmüyoruz da yani alanda bir takım eğitimler kişilere bunu empoze etmeye çalışıyor. Bence bu yeni çağdaki tuzaklardan birisi. Yani biz insani değerlere tutunalım. Yani şu an çocuk esirgeme yurtlarında binlerce çocuk yalnız uyuyor ya şu anda şu saatte. Benim o kadar canım yanıyor ki. O çocuklar korkarak o yataklarda yalnız uyuyor. Sen istediğin kadar meditasyon yap. Ne anlamı var yani? Git bir çocuğu hafta sonu al bir annelik babalık yap. Ya ne oluyor bize? Hani bizi nereye götürüyorlar bu yeni çağda bilmiyorum. Yani bu noktalarda da uyanık olmamız gerekiyor. Yani biz insan olmayı deneyimlemeye geldik. Tabii ki eksiğimizle, kusurumuzla, hatamızla. Ama hani onu yapacağına, hani gerçekten ne bileyim çık sokağını temizle. Bir şey yap yani. Bir arkadaşını ara, ona ya çağımızın hastalığı depresyon mesela. Yanında olduğunu hissettir. Yalnızlık yani çağımızın hastalığı. Antidepresan kullanımında dünyada ikinci. Niye? Uzaklaşıyoruz, dokunmuyoruz, teması bıraktık yani her anlamda. Bence bu yeni Önce çağda buna dikkat etmeliyiz. kendimizden uzaklaştık önce. Doğamızdan, özümüzden, benliğimizden, kendi içimizden uzaklaştık. Bugün bir şey reis yapacaktım. Taşlarlar diye korktum. Yani bebekleri öldürmüşler. Haycanları öldürüyorlar zaten. Orada Filistinli canlarımız gidiyor. Orada Doğu Türkistan'da. Aslında her şey özde bir ya. İçimizde ne ölüyor? Evet. Öldüren de biziz. Ölen de biziz. O demin bir noktayı ne güzel anlattın. Bir noktadan her şey gelmişse, özde bir noktada her şey birse, öldüren haycanlar, katledilen bebeklerimiz, hepsi özde birse, bizim bebeklerimizse, bizim haycanlarımızsa, bizden bir parçaysa, değil mi? Rabbimin hay esmasıyla var olan o varlıklar katlediyor. Orada Filistin'de bebekler, çocuklar, kadınlar. İçimizde biz neyi? Aslında hep birlikte dünya insanı, dünya nüfusu ne yapıyor orada? O bebekler, içimizdeki hangi bebekleri öldürdük? Reis yapacaktım, tırstım. İçimizdeki hangi bebekleri öldürdük biz? Özümüzden uzaklaştık. Fark etmedik içimizdeki o hangi varlıkları, hangi benlikleri, neyi fark etmedik? Neyi öldürdük biz ki dışarıda böyle bebekler çıktı? Neyin savaşı vardı da orada o savaşlar çıktı? İşte o savaşlara engel olmak istiyorsak hocam yapacağımız şey bizim burada pozitif değer oluşturmak. İçimizi, bizi, beni Evet. düzeltmek. Beni şifalandırdığımda dışarıda da tabii bunu hep birlikte yapmamız lazım. Hep birlikte. Çıldırmış gibi dünya. Aslında biz çıldırdık. Yani orada Hisar'dan kafasını atmalar, kızlar, kız çocukları, kadınlar. Burada bir şey var şifalanması gereken ve ben buradaki 1050 canımı normal bulmuyorum. Buradaki canların frekansı bizimle rezone olduğu için buradalar ya. Kesinlikle öyle. Şimdi onlar da bizden farklı değil. Aynı hologramdayız. O halde o vakit biz bir fark edip kendimizi şifalandırmaya başladığımızda şu anki 1050 ve yarın ve öbür gün izleyecek 20-30 bin canım. Biz kendimizi şifalandırdığımızda yani patladı şeyler. Şimdi Biz burada şu kendimizi şifalandırdığımızda belki biz yani dışarıda
dışarıya katkı olacağız. Evrene, gezegene katkı olacağız. Belki değil, Vatana kesin katkı hocam. olacağız. Kesinlikle öyle. Yani burada şu var, mesela ben, elim Filistin'e ulaşmıyor. Ama elim neye ulaşıyor? Diyelim ki yan komşum yaşlı, hastaneye giderken yalnız gitmeye korkuyor ya da orada sağda solda hastanede gezecek, tamam mı? Gittim yan komşum, yaşlı komşuma yardım ettim. Gittim evini temizledim. Gittim banyosunu yaptırdım. Tam olay bu yani. Sen bunu Aa, yaptığında dünyaya ben kattığın bu pozitif süper. değer Filistin'de bir çocuğun ölmesini engelleyecek. Süper. Vallahi öyle. Olayın kritik noktası bu. Ve ben şuna çok Ben ne inanıyorum. yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim, değil mi? İşte Hani yapacağımız bu. Yapacağımız bu yani. Çünkü Filistin'e elimiz ulaşmıyor. Ya da diyelim ki politika yapacağız. Politikacılara da elimiz ulaşmıyor. Ama ben yan komşumun bir şeye ihtiyacı var mı diye soracağım. O zaman Filistin'deki çocuk etkilenecek. Veya ben şunu yapacağım. Ben şükürle mutlu olma halini yakalamaya çalışacağım. Bakın, gerçekten Allah'tan razı olma hali mutluluk halidir, gülümsemek halidir. Peygamber Efendimiz her daim gülümsermiş. Ama bize evet. acıyı empoze etmeye çalışıyorlar. Bu da çok yanlış. Yani ben kendi içimde huzuru bulacağım. Benim içimdeki huzur pozitif olarak evreni etkileyecek. Canım ya. Ne güzel oldu bak. Bu yayın bittikten sonraki bölüm. İşte buna ihtiyacımız var. Allah razı olsun. Bana hatırlattıkların için. Kendimizi anlatıyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. İyi ki varsın. Seni çok çok seviyorum. Bu arada ben Cuma günü kısmet olursa gelecek misiniz bilmiyorum. Cenk Hoca'nın kampında birlikte Evet, olacağız, nasip evet, olursa. evet. En çok seni göreceğim için de heyecanlıyım. Geleceğim. Uçak yok oraya biliyorsun, Denizli'den. Arabayla geleceğim. Karşılayabilirim isterseniz. Orada görüşeceğiz canım benim. Şey, yola çıkarken falan haber vereceğim ben. Şimdi şeyden, ekipten birisini falan alırsam yanıma, belki beni götürürler. Ben araba kullanma konusunda çok tembelim. Şöyle bir saatten fazla yol gitmemeliyim. Yani orası çok uzak, buraya 7 saat filan Denizli'ye. Uçak çok ters. Uçakla gelmek 11-12 saat İstanbul'a git, oradan oraya geri gel. Onun için arabayla gelmek. İnşallah görüşeceğiz. Cenk Gelmek hocamla isteyen görüşürüz. arkadaş olursa da Cenk Hocam benim için çok kıymetli, gerçek Cenk bir hocam. rehber. Evet, aynen. Çok duyurduk. Burada Evet. da bir kez daha duyuru bırakmış olalım hakikaten. Cenk hocama gitmek isteyen canlarım. Cenk hocamda yer var mı bilmiyorum. Biz birkaç gün önce 5 kişilik bir yer var diye duyurmuştuk. Yer var mı bilmiyorum. Sorun DM'den Cenk hocama. Sevgili canlarım, veya bize sorarsınız, arkadaşlar postu gönderirler size, ekip arkadaşlarımız bekleriz. Siz de orada olursanız Sevil hocamla biz dip dip olacağız, Ben ailemizin öğrenci de. olarak gidiyorum ben de hocam ben oraya ama ders de aralarında. ben de ben de ay dedim, yani öğrenci olarak gidiyorum, yani aile dizimi yaptıracağım hocama. Aile dizimi eğitimi almıştım ben 15 yıl önce. Bir de ben onun eğitmeniyim, biliyor musun? Hiç kafam basmadı. Bir Cenk, hiç eğitimini aldım, hiç o yolda yürümeyi düşünmedim. Çünkü hiç kafam basmadı. Ama hakikaten Cenk hocamın bu konuda mutlaka, yani çok iyi olduğunu düşünüyorum. İlk bana yap, öğretmenim diyeceğim. Pazarlık yaptık Ben yayında. son 3 kamptır, 2 kamptır Cenk Hoca'nın kamplarına Biliyorum, katılıyorum. Gerçekten biliyorum. çok kıymetli. Biliyorum. Arkadaşlar gelirlerse de orada hep birlikte muhabbet ederiz. Müsait Evet. olanları bekliyoruz. Bu arada 1 Kasım'daki kuantum eğitimime de ekstra davet O ediyorum yüz yüze değil arkadaşlarımızı. mi? O da yüz yüze Tabii değil mi? Zoom'dan Nerede? olacak. Ha, Zoom'da. Zoom'da, benim eğitimim Zoom'dan olacak. 1 Kasım'da başlıyor. Onu da benim sayfamdan bilgi Takip etsinler. alabilirler. Takip etsinler. Evet. Evet. Sevgili Can hocam, canım dostum, güzel canım. Görüşürüz o zaman Cuma günü. İnşallah. Kendine çok iyi bak. Canlar, kendinize iyi bakın. Videoyu buraya tutturuyorum. Videoyu lütfen arkadaşlarınıza, dostlarınıza gönderin. Sevgili Doktor Sevil Baş, takip etmeyi unutmayın. Diyorum, rica ediyorum. Mukaddes Pekinbaş YouTube kanalını da sakın takip etmeyin.
Lütfen etmeyin, lütfen etmeyin. Sizler ediyorsunuz zaten de yarın izleyecek olanlar. Bir türlü olmadı YouTube kanalında, yani olmadık biz. Adam olmadık. Öne çıkması için yorum yapılması lazım, beğenilmesi lazım, takip edilmesi lazım, abone olunması lazım, bildirimlerin açılması. Sakın yapma. Buradakiler yaptı, bu 1050 kişi yaptı da. Diğer canlarıma diyorum, sakın takip falan etmeyin, beğenmeyin, yorum yapmayın, yapmayın. Hiçbir şey yapmayın. Büyümesin. Büyümesin. Diğerleri büyüsün. Biz büyümeyelim. Benim kanalıma gelsin. Senin kanalına gelsinler. Beni takip etmesinler. Seni çok seviyorum. Ben Görüşmek de seni üzere. Kendine çok seviyorum. iyi bak. Aşkla İyi kalın. akşamlar İyi akşamlar. canlarım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.